İyi akşamlar Cengiz Özakıncı'yla Tarihin Bilinmeyen Yüzü programının 48. canlı yayınıyla karşınızdayız. Geçen hafta tüm itirazlara rağmen sözde bağımsızlık referandumunu gerçekleştiren Barzani'nin Türkiye'ye ihanetinin yeni olmadığını, Barzani aşiretinin tarihinin ihanetlerle dolu olduğunu belgelerle ortaya koymuştuk. Bu hafta da devam edeceğiz. Barzani aşiretinin emperyalizm ve siyonizmle ilişkilerini net bir biçimde gözler önüne sermek niyetindeyiz. Yine biz soracağız. Sayın Özakıncı çoğunluğunu ilk kez göreceğiniz belge ve bilgilerle bu akşam da anlatacak. Malum biz diyorum çünkü sizler de program süresince SMS, Twitter, elektronik postalarınızla soru ve görüşlerinizi bizlere gönderebilirsiniz. Değerli Kanal B izleyicileri. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, geçen hafta çok net bilgiler ortaya koydunuz. Bütün hafta boyunca gerçekten de çok konuşuldu bu. Özellikle sosyal medyada çokça paylaşıldı program. Teşekkür ediyoruz değerli Kanal Bey izleyicilerine. Çünkü şunu biliyoruz ki hep vurguluyoruz. Bu bilgiler paylaşıldıkça, çoğaldıkça güçlenecek evet. ve hiç ulaşılamayacak yerlere de böylelikle bu doğru bilgiler, belgeli bilgiler ulaşmış olacak. İnşallah. O yüzden de bu programın hemen ardından hem YouTube'a hem de Kanal Bey internet sitesinin arşivine hemen bir kopyasını koyuyoruz. Nedeni şu, izleyicilerimiz bunu paylaşsınlar, paylaşsınlar ki belgeli doğru bilgiler çoğalsın. Evet. evet. Ee, bu hafta nereden başlayalım hocam? Bu 1943-45 arası şimdi, Irak'ta İngiliz şimdi... yönetimine karşı ayaklanmalardan mı başlayalım yoksa geçen, geçen haftayı haftanın e, izlememiş, kaçırmış olanlar olabilir, değil mi? Bir kabaca e, nelere değindi onu bir Özetleyip ay, 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 buyur e, geçen hafta kaldığımız yerden devam e, edelim. Devam edelim. Tamam. Geçen hafta neler yaptık? Barzani aşiretinin e, 100 yıllık tarihini e, ele aldık. Ta Osmanlı döneminde Osmanlı Devleti ile olan çatışmalarını, sürtüş, sürtüşmelerini ele aldık. E, o dönemde de emperyalizmle bağlantılı e, isyanlar, ayaklanmalar başvurduklarını kendi belgelerinden açıkladı. O çok konuşuldu. Barzani'nin o gösterdiğiniz kitabı yani aslında ya açık kendi kaynak yazdıkları, ama kendi hani, yazdığı kitap Evet çok tartışıldı, çok konuşuldu. Evet, evet. Çünkü artık kendilerinin de kabul etmiş olduğu hatta öyledir diye kendilerinin yaydığı bir bilgiyi biz burada itiraz edemeyecekleri kaynağa dayanarak belirttik 19 45 arası Barzani İşicretti Irak'ta İngiliz yönetimine karşı bir ayaklanma başlattı Fakat bu ayaklanma ne hikmetse tam da Hitler'in mamut operasyonu adı verilen Irak'taki İngiliz yönetimine karşı Kürt ayaklanması için görevlendirdiği, e, ajanların e, paraşütle e, Irak'a inmiş olduğu tarihte başladı. Ve ne hikmettir ki e, Birinci Dünya Savaşı bitip İngiltere, e, ABD ve Rusya savaştan galip çıkar çıkmaz da o ayaklanma sona erdi. Böylece biz e, düşünüyoruz ki e, Barzani aşiretinin Irak'ta 1943-45 arası İngiliz yönetimine karşı yürüttüğü e, ayaklanma gerçekte anti-emperyalist bir ayaklanma değil. Bir emperyalizmin güdümünde yani Nazi Almanyası güdümünde İngiltere'ye e, karşı yapılmış bir hareket olduğunu belirttik. 1945'te e, bu ayaklanma yenildikten sonra e, İran'a bu aşiret gidiyor. Irak'ta barınamıyor yani kendi <laughs> ülkesinde barınamıyor ve İran'a göçüyorlar. İran'da yaptıkları, İran'da birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ve Rusya işgali var, Sovyet Rusya işgali var. Bu işgal sırasında Rusya İran'ın kuzeyinde bir Kürt devleti kurmakta. Bu Kürt devleti e, Mahabat e, olarak anılıyor. İşte, çok kısa süren değil mi? E, çok kısa. Bir yıl bile değil. 11 ay. On ay. Evet. İşte Barzani aşireti İran'da Rusya'nın güdümünde kurulan Mahabat e, Cumhuriyeti'ne asker yazılıyor bu defa. Yani e, Irak'taki ayaklanmada yenilip kaçtıp geldikleri İran'da bu defada. da Sovyetler Birliği'nin kurmuş olduğu Mahabat Cumhuriyeti'nin askeri gücünü oluşturuyorlar. Ve e, general ünvanı e, veriliyor e, Molla Mustafa Barzani'ye. Ve bu e, devlet e, 11 ay gibi kısa süre içinde yıkılıyor. Ve bunun neden dolayı yıkıldığını da Abdurrahman Kassemlu, yani İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin kurucusu, e, kurucusu değil, e, tarihini yazan hı hı. E, ikinci başkanı diyelim, e, anlatıyor. Aşiretlerden oluştuğundan dolayı hı hı. E, devletin yönetimi, yani Mahabad'da kurulan Kürt Devleti denilen devletin hattı zatında bir devlet falan olmayıp aşiretler konfederasyonu olduğundan dolayı. Bu devletin halkla bütünleşebilmesi için bu sözde devletin gerçekte aşiret konfederasyonunun bir cumhuriyet niteliği taşıyabilmesi için toprak reformu yapılması gerektiği ama aşiret ağalarının yönetimde olan aşiret reislerinin toprak reformunun ağızlarına bile almadıklarını ve aşiretler arası çelişkilerden dolayı kan davalarından dolayı bir kısmının ee, İran hükümeti yanında yer alıp diğer kısmının e, İran yönetimine karşı e, olduğu ve birbirleriyle çarpışmaktan ayakta kalamayıp yıkıldıklarını anlatıyor. Kim? İran, Kürdistan Demokrat Partisi'nin yöneticisi. Bir suikastte öldürüldü daha sonra. İşte o yenilgiden sonra da yani İran'daki Barzani aşiretinin İran'da askeri gücünü oluşturduğu o devlet yıkıldıktan sonra 1946 Aralık 47 Ocak Barzani aşireti Sovyetler Birliği'ne sığınıyor. Olduğu gibi gidiyorlar yani. Daha sonra ta 1958'e kadar Barzani aşireti Molla Mustafa Barzani ve aşiret temsilcileri Rusya'da yaşıyorlar. Rusya'nın eğitiminden geçiyorlar. ...yetiştiriliyorlar. 1958 yılında... ...Irak'ta... ...cumhuriyet... E, krallık yıkılıp... ...yerine cumhuriyet kurulan Abdülkerim Kasım... Hı hı. ...cumhuriyet devrimi... E, ...gerçekleşiyor. Abdülkerim Kasım'ın... ...bu... E, ...ilerici, cumhuriyetçi... ...ulus devletçi e, devrimi... Bize benziyor değil mi? Kasım evet, çok devrimi. benziyor. Yani... E, Barzani aşireti henüz Rusya'da iken ve Barzani aşiretinin hiçbir dahili olmaksızın gerçekleştirilmiş bir e, olay. Ve çok ilginçtir. Bunun e, manifestosunu izninizle kısa bir şekilde hatırlatalım. Barzani aşireti yıkacak çünkü bu cumhuriyeti. O, ulus ulus cumhuriyeti. ulus Ulusal devleti. cumhuriyeti yıkacak. E, neyi yıktığını anlamak için. Bu belgedir hem de Mesut Barzani'nin yazmış olduğu Barzani kitabının içinde bakın 1958'de Abdülkerim Kasım nasıl bir manifesto yayınlayarak yapmış bu cumhuriyeti Hı. değil mi? Bir krallık rejimi yıkılacak cumhuriyet rejimi kurulacak iki feodalizm yani toprak ağlığı ortadan kaldırılacak toprağın çiftçilere dağıtılacak. 3 Irak'ın petrol üzerindeki haklarının geri alınması, yabancı petrol şirketlerinin faaliyet alanlarının sınırlandırması ve petrol e, e, sanayinin kurulması. 4 Sterlin'in yani İngiliz emperyalizminin parasının etkinlik alanının dışına çıkartılması, çıkılması ve Irak ekonomisinin İngiltere'ye bağımlılıktan kurtarılması. Bu, bu nasıl bir hareket? İlerici bir hareket, tam bağımsızlıkçı bir hareket. Beş, Arap-Kürt kardeşliği, aynı vatanın ortak evlatları esasına dayanan halk birliği sağlanarak vatanın bütünlüğünün, dikkat parçalanması değil, bütünlüğünün sağlanması ve azınlıkların haklarının garantiye alınması. Altı, Yüksek Konsey üyelerinden bir devrim önderliği meclisinin oluşturulması falan falan. Yedi, sekiz gidiyor. Bağdat Paktı'ndan çıkılması İngiltere'nin başını çekmiş olduğu Bağdat Paktı'ndan çıkılması, Haşimi Haşimi Birliği'nden çıkılması o da anti İngiliz bir hareket. Haşimi Birliği de İngilizci bir hareket. Anti İngiliz Bağdat Paktı da İngilizci bir hareket. Yani Irak'ta yapılan bu cumhuriyetçi darbe, devrim değil mi? anti emperyalist öz taşıyor. vatanın kurtulması İngiliz askeri üstlerinin kapatılması ve Irak'ın kendi toprakları üzerindeki egemenliğine sınırlama getiren bütün askeri ittifaklardan çıkılması Arap Birliği gerçekleşmesi için çaba sarf edilmesi gereken nihai hedeftir. Ancak Irak krallık rejimini geri getirme amacına yönelik bir dış saldırıya maruz kalırsa Birleşik Arap Cumhuriyeti ile Mısır, Suriye bir derhal birleşme kararı alabilir. Çok son derece kökten değil mi kararlar? E, Filistin halkına da yardım falan falan. Şimdi bu 1958 yılında Irak'ta Abdülkerim Kasım'ın manifestosu. Bu tarihte e, Barzani aşireti e, Sovyetler Birliği'nde Rusya'da. Madde nedir? Beşinci madde Arap Kürt kardeşliği değil mi? Bunun üzerine Barzani... Molla Mustafa Barzani ve aşireti Sovyetler Birliği'nden Irak'a dönüş yapıyor. Evet. İki yıl sonra bu cumhuriyeti yıkmak üzere Barzani aşireti İngilizler tarafından, İsrail tarafından, Amerika tarafından eğit donat yapılarak beslenerek ayaklandırılmışlardır. Ve Zavallı e, Irak Cumhuriyeti e, kardeş dedikleri, değil mi? E, Barzani Aşireti Aşireti tarafından e, savaş açılarak yıkılmıştır. Neymiş e, Barzani Aşireti'nin bu cumhuriyete karşı açtığı savaşın özü birazdan göreceğiz. Ne istiyorlarmış yani? Be yani daha ne istiyorlar? Yani, yani şunu yani, sorayım oraya geçmeden Hı. hocam. O dönemde dönemin şartlarında Hı -hı. Irak merkezi hükümetinden Hı -hı. hatta talep etmeden fakat e, daha belki <laughs> Onların da, herhangi bir talebi yok ta veriyor. Taleplerinin Hı. tamamını karşılıyor Kasım değil mi? Tabii. Yani bütün her şeyi vermelerine evet. rağmen evet. bu aşiret iki yıl sonra evet. silah çekiyor. Evet. Neden? Neden? Çünkü ipler kimin elinde? Mecbur çekiyor. Ee, Irak'ın Sovyetler Birliği yörüngesine bu devrimle Batı emperyalizmin güdümünden çıkıp Anglo-Sakson emperyalizminin güdümünden çıkıp e, Anglo-Sakson emperyalistlerinin petrol şirketlerini bile e, ülkeden çıkartması onların askeri üslerini de ülkeden çıkartmaya kalkması tabii ki e, İngiltere, ABD vesaire için ee, ölüm fermanı. İşte onlar işte onlar 1960 yılında İngiltere'de Londra'da Kürt konferansı düzenleyen İngiltere orada Barzani e, e, sempatizanı öğrencileri toplayıp onlara e, Abdülkerim Kasım'ın verdiği özellikten çok daha büyük bir bağımsızlık vaat ediyoruz Barzani aşiretine. Kür, büyük Kürdistan vaat ediyoruz deyince otomatikman eee 3 kuruş fazlaya sattı yani ülkesini ve yabancılarla birlik olup kendi ülkesine savaş açabildi. Bütün istedikleri verilmiş olmasına rağmen bu burası çok önemli. Bunu bu, bugün hmm. birkaç defa tekrarlayacağım galiba ama e, anla, bu ilk mesele adımdan anladığım kadarıyla o dönemde de e, Barzani aşiretinin hedefi Kürtlere bir e, bir hak, hukuk kazana, kazanımı değil. Tam tersine Kürtlere rağmen, Kürtlerin hayatını <laughs> tehlikeye atmaya rağmen emperizm isteğini yerine getirmek. Evet. Yani bugün de aynı şey söz konusu. Evet. Hani sözde bağımsızlık reformu Kürtler için evet. yapıldı deniyor ama ısrarla birkaç haftadır bunu görüyoruz. Hayır, Kürtlerin durumunu, hayatını pozisyonunu riske atma pahasına atılıyor bazı adımlar. Barzani Aşiret tarafından. Evet. Çünkü mesela Kasım vermiş işte. Evet. Alın demiş haklarınız. Kardeşçe yaşayalım bir aynı vatan içerisinde. Evet. Demek ki bağlı ipler epey bağlı. 1993 yılında bütün bu söylediklerinizi doğrulayan bir kitap yayınlandı. Turan Yavuz'un ABD'nin Kürt Kartı adlı kitabı 1993 yılında yayınlandı. Turan Yavuz o tarihte Milliyet Gazetesi'nin Amerika, Amerika e, Temsilcisi. temsilcisiydi. Oradaki bütün e, hareketleri izlemiş bir gazeteci olarak, benim de sevgili rahmetli dostum olarak, bu kitabında Işıklar bütün bu e, faaliyetleri e, e, Barzani aşiretinin emperyalizmle bağlarını çıplak bir şekilde ortaya koyan belgeleri bu kitapta yayınladı. Gençlerimiz bu kitabı bulup okuyabilirler. Bir daha gösterelim arkadaşlar. Evet. Teşekkür Hı. ederiz. Şimdi bu bu kitapta, bu kitabın kaçıncı sayfasında? 50. sayfasında bakalım ne diyor? Bakın. Ee, Amerika'daki bütün belgeleri inceleyerek. E, diyor ki, ABD'nin e, Siyah'ın Kürtlere gizli yardımı 1960 yılında başladı. Yani tam da Barzani'nin, Barzani aşiretinin Irak'ta kurulmuş olan, henüz iki yaşına basmamış olan cumhuriyete, anti-emperyalist cumhuriyete, ulusal bağımsızlıklı cumhuriyete, yurttaşlıkçı cumhuriyete ve hatta anayasasına bile Arap-Kürt kardeşliği yazmış olan bir cumhuriyete silah çekmesi CIA'nin Barzani'ye kanca atması ve onu bu yönde teşvikiyle teşvikiyle sağlanmış bir e, durumdur. Şimdi e, Barzani e, aşiretinin bahanesi neydi, değil mi? Bu bahane nedir? E, Barzani'nin yine yayınlamış olduğu kitaptan e, gösterelim. Sayfa 417. Burada Barzani hangi nedenlerle bahane gerekiyor değil mi? Yani siz 1958'de sarmaş dolaş olduğunuz ve size kardeşim demiş olan bir cumhuriyete silah çekmek için bir iki laf edeceksiniz. Çünkü yoksa garipsinir değil mi o yaptığınız hareket? İşte uydurdukları bahaneler Barzani. Mesut Barzani'nin işte 2002 yılında yayınlanan e, e, kitabında o e, bahaneleri tıkır tıkır e, listeleyen bir üç sayfa var. İşte bu üç sayfada e, şu var. Bakın çok önemli. Bugün Türkiye için de önemli bunlar. Etnik temsil istiyorlar. Ya bir cumhuriyette bir ulus Devlette etnik temsil olur mu? Etnik temsil ne zaman söz? Cumhuriyetlerde söz konusu olmaz etnik temsil. Diyorlar ki, efendim, Irak merkezi yönetimi Kürt polisleri, Kürt subayları, Kürt öğretmenleri, Kürt devlet memurlarını bizim Kürdistan dediğimiz yerin dışında görevlendiriyor. Hayır madem ki o devlet memurları Kürttür o halde onlar bizim Kürdistan dediğimiz Irak'ın kuzeyi dışında görevlendirilemezler diyor. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı? İşte ulus devlete suikast bu. Tam tam da o. Şimdi PKK ve HDP'nin Türkiye'den taleplerine e çağrışım yapsın izleyenlerimiz. Peki kimse de demiyor mu? Ya da bugün evet. de hocam araya girdim ama. Ya arkadaş böyle olsaydı örneğin Türkiye'de atıyorum böyle Hı -hı. bir şey olamazdı. Ulus devletiz biz. E, nasıl cumhurbaşkanı olacaktı bir Kürt? Olamazdı yani. Evet. en fazla Diyarbakır valisi olurdu. Hangisi evet, daha iyi? Ama işte bunu e, gelin de anlatın. Ama çok Asıl basit yani. aydınların bunu anlatması lazım. Matematik çok basit. Evet. Yani bunu bunu Kürtlere lazım. propaganda yapıyorlarsa eğer Kürtler evet. de şunu görüyor. Görüyor ki hala biz mesela ulus devlet kimliğimizi de evet. aynı zamanda güçlü bir biçimde koruyoruz. Evet. Yani... Bunların istediği şey. Fırsat şeydi. eşitliği sağlanmıştır Türkiye. Aynen öyle. Ya bu olmasaydı evet. nasıl bir evet. yani diyelim ki bu isteği oldu. Ama Abdülkerim Kasım da fırsat eşitliği sunan bir yönetim kurdu. Ama ona rağmen bunu ona istiyor. Ona rağmen bunu istiyor. Hayır fırsat eşitliği istemiyoruz. Kürt Kürdistan'da yapacak askerliğini diyor. Böyle bir şey var mı? Bu eski önceki programlarımızdan birinde e, İngiltere'nin 1880 yılında Abdülhamit'e önerdiği etnik temsil sistemidir. Abdülhamit bunu elinin tersiyle reddeder. Evet. Böyle şey olmaz diye. Yani e, bu Aynı plan bu gibi, değil mi hocam? Aynı aynı Aa, işte bakın aynı kalemden çıkan plan. Şöyle planlar. söyleyeyim. Barzani aşiretinin 1960 yılında devrime ihanet için istediği taleplerin tamamı İngiltere'nin 1880 yılında Abdülhamit'e dayattığı etnik temsil taleplerinden başka hiçbir şey değil. Ve bu uluslaşmaya aykırı, hı hı. cumhuriyet kavramının özüne aykırı taleplerle ayaklanmışlardır. Biz de buna gayet rahatlıkla göğsümüzü gererek Barzani aşireti gerici taleplerle ilerici cumhuriyete silah çekmiş ve oluk oluk kan akıtmıştır. Üstelik bütün bunları yaparken İsrail gibi siyonist... ABD ve İngiltere gibi Anglo-Sakson emperyalistlerinin verdiği paralarla CIA, Mossad ve SAVAK gibi e, karanlık e, istihbarat örgütlerinin verdiği akıllarla yapmıştır. Bir soru sorabilir miyim? Özür dilerim hocam. Buyurun. Şimdi tek tek anlatıyorsunuz. O bir döneme geçmeden önce, yani Saddam mesela dönemine geçmeden. Evet. Önce, Kasım döneminde silah çekti. Evet. Barzani aşireti. Evet. Oradaki Kürtlerle birlikte ayaklandı. Evet. Orada belki de binlerce Kürt öldü bu ayaklanmada. Evet. Hedef hasıl oldu. Kürt, Türk ve Arap öldürdüler. Evet. Hedef hasıl oldu. Evet. Cumhuriyet yıkıldı. Evet. Peki Barzani istediği devleti kurabildi mi? Hayır. Peki niye öldü o kadar Kürt o zaman? Evet. Şimdi bütün bunların katilidirler. Öyle söyleyeyim size. Çok güzel bir noktaya yaparmak bastınız. Evet. O imkansız ve olanaksız ve gerici taleplerle gerici hı hı. yani var olan e, İyi konumdan konundan daha geri bir düzeye ee, Irak Cumhuriyetini yıkmak için İran şahı ile işbirliği yapan e, kişiye ne denir? Hain denir ne diyecek? İhanet et, etti denir. Hem hem düşmanı Irak'ın işbirliği yaptığı kişi hem de rejim olarak krallık yani sen bir cumhuriyeti yıkmak için komşu krallıkla işbirliği yapıyorsan senin Barzani aşireti olarak adın G, R, C'dir. Üç ile söyleyelim. Evet budur. Şimdi hiç kimse ulusların kendi kaderi, ulusal kaderi tayin ediyorlar. Aşiretin ulusal kaderi yoktur. Aşiret ulus değildir çünkü. Bunları ayrıca Peki. E, geleceğiz. Peki, devam edelim hocam. Aşiretin e, adına e, ulus deyince ulus olmuyor. O ayrı bir program konusu. Şimdi bu, bütün bunlar yapıldıktan sonra tabii ki e, Abdülkerim Kasım e, Cumhuriyeti yıkılıyor. E, ve tekrar İngilizler Kerkük'e tekrar geri geliyorlar. Geri geliyorlar. Petrollerin başın petrol şirketleri yeniden rafinerileri, şirketleri çalışmaya başlıyor. Ama çağsı oluyor. Evet, bir sürü Kürt, Arap, Türk ölüyor bölgede. Evet. Barzani evet. de yerinde evet. duruyor. Evet. Evet. İngiltere'yi kovulmuş olduğu Irak'a geri çağırdı. Geri çağırdı. Bunun için döktü Kürtlerin kanını. Çok kanı. önemli bu söyledikleriniz evet. hocam. Bugün de aynı şey. Evet. Birebir aynı. Bundan sonra ne oldu? 1967'de Arap İsrail Savaşı patlak verdi. Arap İsrail Savaşı'nın sırasında Barzani aşireti İsrail'in dostuydu. Yaşadığınız ülke Irak. Aşiretiniz Irak topraklarında Orada yaşıyor. Orada da O ülkede yaşıyorsunuz. O ülke İsrail ile savaşa giriyor. Irak. Ve siz İsrail'in tarafını tutuyorsunuz. Pardon bana söyler misiniz? Barzani aşiretinin bu tutumunun adı İ... ...ha net değil mi? Kesinlikle öyle. Siyonist işbirliği değil mi? Evet. Emperyalizmin Orta Doğu'daki... ...ilk jandarması olan... ...değil mi? İsrail'in... ...sen... E, e, ...bekçisi oluyorsun yani. Kendi devletine, evet. kendi topraklarına <laughs> evet. rağmen. Yani savaş halindeyken... E, ...düşmanın safını tutuyorsun. Şimdi... ...bütün bu... <laughs> Ee, işbirlikleri İsrail işbirliği şu bu tamamı belgelenmiştir fotoğraflarla. Geçen programımızda biz o fotoğrafları getirdik, e, gösterdik. Değil mi? Bakın, Bir daha işte, gösterelim çünkü e, çok konuşuldu hafta Mossad içerisinde. Mossad e, ajanları Erbil'e 170 kilometrede. Hızlı geçeceğiz Hocam çünkü abi, orada geçen, kalın geçen geçen seferin özetini yapıyoruz. Ee, Mossad ajanı e, Barzani, Molla Mustafa Barzani'nin oğullarından biriyle. Mossad ajanları Irak'ta Barzani aşiretiyle. Mossad ajanı Irak'ta Barzani aşiretiyle. 1960'lı yıllardan söz ediyoruz. Bu da Bar Molla Mustafa Barzani'den İsrail'e e, genelkurmay başkanı Moshe Dayan'ı ziyaret. Bu da İsrail'deki ziyareti Molla Mustafa Barzani'nin. Bu da İsrail Hava Kuvvetleri'ni ziyaret 1960'larda. Bu da İsraillilerin Irak'ta yaptıkları çadır hastane. Bu da çadır hastane yeni açılışı sırasında Molla Mustafa Barzani. Bu rütbeler İsrail devleti tarafından Molla Mustafa Barzani'ye verilmiş general rütbesi. Ne demek bu? Yani ben Ya bir... apoletlerini İsrail üretip takıyor. Yani ben de bunu takıyorsam İsrail İsrail'in generalisinden. Evet. evet. Bu da İsrail'in helikopterle yardım atmaları. Bu yine İsrail ajanının Mossad ajanının 1966 yılında ee, Hocam onu biraz Barzani. alttan koyar mısınız Barzani. Evet. E, aşireti Başkanı Molla Mustafa Barjani ve Mossad ajanı 1966 yılında yani, yani. E, görüşüyorlar. Bu e, ajan 1966 yılındaki Mossad ajanının e, bugünkü e, fotoğrafı. Bunları New York Times gazetesine anlatmış ve fotoğrafları da oraya vermiştir. İşte böyle bir e, ilişki bu. E, ilişki. Şimdi Böyle devam edip gidiyor. Hala da öyle. Şimdi bir Hala da öyle. birkaç fakat izi... fakat fakat. Benim geçen hafta getirdiğim kitapta Mesut Barzani kabul ediyor işi İsrail ilişkisini. Geçen hafta onu söylemeyi unuttuk. Onu verelim isterseniz. Ha, Halim Okal da demiş ki, eee Barzani'nin ipleri Mossad'ın elinde. Erbil'e giden bir arkadaşım şu an her yerde İsrail ajanlarının yer aldığını görmüş. Her yerde bayraklarının olduğunda zaten açıkça gösteriyorlar. Ha, ama daha beteri var. İşte Songül Kapan hanımefendi, iyi akşamlar hoş geldiniz saygılar demiş. Erdem Bey Barzani'nin 1947'de Sovyetler Birliği'ne kaçarken kullandığı rotayı paylaşmış. O ne güzel. Baki Suha Saraçoğlu Amsterdam civarında yayınlarınız çok zor izleniyor. Acaba bir engelleme mi var sanmıyorum. Sanmıyoruz. Şu an internetten izliyoruz. İşte böyle evet, buyur. Evet, evet, yani evet. engel kabul etmiyoruz. Çok kanaldan yayın yapıyoruz. Çelik mavisi umuzuyla yazan bir izleyicimiz Barzani aşireti üzerine sunumu kaçırmayın demiş. Lale Gürman hanımefendi de aynı şekilde yayını paylaşmış. Teşekkür ediyoruz paylaşın tekrar rica ediyoruz. Paylaşın ki bu bilgiler çoğalsın. Erkan Bey Bedirhan aşireti ile Barzani aşireti aynı davanın kolları değil mi? Onlar da Osmanlı'ya isyan etmişlerdi hocama sorar mısınız? Geçen bölümde konuştuk aynı şeyi. Doğru. YouTube'da bulabilirsiniz. Mehmet Doğru. Aşar Bey. Böylesi e, e, ihanet içinde kişinin bulunduğu yapıyı devletmiş gibi paçavrasını Türk toprağında göndere çekilmesini içine, içime sindiremiyorum demiş. Biz de. Başar e, Tokmak Beyefendi Hulusi Turgut Doğan kitap Barzani olayı ABD'nin Kürt kartı kitabından alıntı yapmış demiş. Nilüfer Akaktan hanımefendi bu hafta da izleme rekorlar kıracak kadar önemli konular bize sunuluyor. İzleme rekorları kıracak kadar. E, Kasım Cumhuriyeti'ni Barzani neden yıktı? Kimlerden emin aldı? Demiş bir de fotoğraf paylaşmış. Teşekkür ederiz. Evet hocam okumaya devam edeceğim. Şimdi e, Mesut Barzani'nin 2002 yılında Arapça olarak Irak'ta yayınlanan e, bu kitabının ikinci cildinde... Mesut Barzani'nin kendisi İsrail ile ilişkiler diye bir bölüm başlıyor açmış. Bunu gösterebilir. Bu İsrail ile ilişkileri kendisi ne zaman başlatmış biliyor musunuz? 11 Eylül 1961'de başlatmış. CIA ile ilişkisi 1960'da başlıyor. Ee, İngiltere'nin MI6 ile bağlantısı 1960'da başlıyor. Ee, İsrail ile ilişkisi de 1961'de başlıyor. Bunu da kendisi kitabına yazmış. İsrail ile ilişkiler. Bunu yazan Mesut Barzani. Yani şu anki Mesut Barzani'nin kitabından okuyoruz. İsrail ile ilişkilerimiz 1961 tarihinde başladı diyor. İsrail'in çıkarı Irak ordusunun ya da büyük bir kısmının kütlerle savaş halinde olmasını gerektiriyordu. Yani yani İsrail'in Iraka karşı savaşında kendisinin piyon olduğunu kabul eden hayret verici satırlar okuyoruz burada, değil mi? İsrail'in çıkarı neymiş? Irak'ın kendi içinde Kürtlerle savaş halinde olmasıymış. Peki Barzani aşireti ne yapmış? İsrail'in bu iş, isteğini yerine getirmiş. Hocam biraz evvel apolet gösterdiniz. <laughs> apolet evet. yani adam e, İsrail apoletlerini omzuna takmış. Ben generaliyim diyor. <laughs> evet. Evet. Bakın e, aşağıda daha e, ne diyor? İşte İsrail ile ilişki kurmak devrim önderliğinin devrim önderliği dediği Barzani'nin e, aşiret liderleri. Onların adına devrim önderliği adını koymuş yani öyle söyleyeyim size. Aşiret konfederasyonunda da devrim önderliği oldu burada. Hı hı. Birdenbire. İsrail'le ilişki kurmak devrim önderliğinin topluca aldığı bir karardı. Bir de üstelik biz bu kararı verdik, biz bu aldık bu kararı diyor yani. Bir de üstelik. Neyse bunu kitabı okuyanlar daha eee şey anlayacaklar. Şey. Tabii. <laughs> ne zamanını da söylüyor. Hadi onu da anlatalım. İsrail'le ilk ilişki KDP yani Barzani'nin partisi politbürosu aracılığıyla Haziran 1963 tarihinde gerçekleşti. O tarihte Prens Kamuran Bedirhan aracılığıyla az önce soru sormuştu izleyicimiz. Prens Kamuran Bedirhan aracılığıyla Paris'te Sayın Celal Talabani kısa süre önce vefat eden ile Sayın Simon Perez arasında gizlice gerçekleşti diye de Mesut Barzani bir itirafta daha yazıyor buluyor. açık açık gizli bir anlaşma evet. yapıldı diyor yani yani siz 1963'te Paris'te Kamuran Bedirhan'la oturup Simon Perez'le gizli anlaşma yaptınız desek he yaptık diyecek çünkü yazmış yapmış yani bir de nasıl söyleyeyim şeyden de çekinmiyor itirafından da çekinmiyor. Çünkü çünkü Uğur Mumcu bunları 1993'te zaten yazdı. Yatsınamaz biçimde. <laughs> yazdı Onu söylemeden araya dolayı... iki soru sorayım hemen hocam. <laughs> e, Nisa Tunay e, demiş ki Barzani neden ailesini çeşitli Arap ülkelerine gönderdi? Kürtleri ateşe atan Barzani neden kendi ailesini kaçırmaktadır? Demiş. Bir diğer izleyicimiz olan Nihal Kurt hanımefendi efendi de bir elektronik posta göndererek bu adamların bu işten kazancı nedir? Demiş. Bu adamların bu işten kazancını birazdan göreceğiz. Tamam güzel. Yani şeyi de vurgulamakta fayda var doğru. Bütün ailesini kaçırırken güvence altına alırken evet. tebası olarak davrandığı evet. Kürtleri ateş atmaktan hiçbir yerine çekinmemiş. Ve hiçbir evet. seferinde de o vaat ettiği şeyi de bulmamış bulamamış. Barzani aşireti tarihini bir de ahlaki erdem ilkeleri açısından ayrıca il, 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 incelenirse ortaya feci bir sonuç çıkacak. Metin Cansız Bey programı dudaklarımızı uçuklayarak izliyoruz. Biz bu hala bunlarla nasıl aynı masaya oturabiliriz diye bir havaya soru sormuş. Biz anlatmaya devam edelim. O, o, o tabii bizim kararımız değil. Şimdi şöyle söyleyeyim. Geçen programda Arap-İsrail Savaşı 1967'de bitti. Ve biz geçen programda tahmin ediyorum 67'lere kadar gelmiştik. Şimdi orada bıraktığımız noktadan... Devam edelim. İşte Arap İsrail Savaşında İsrail tarafını tuttu Barzani, kendi ülkesine ihanet etti. Ondan iki yıl sonra 1969 yılında Mesu Baba Barzani, Mola Mustafa Barzani Amerikan yetkilileriyle konuşurken şu demeci verdi: Biz Amerika'nın 51. eyaleti olmak istiyoruz. Şimdi. İkinci bölümde ne anlatacaksınız hocam? Bir dakikamız e, var girmeyin. E, Sadece ne anlatacağınızı söyleyin. Bekleyelim. E, Saddam dönemi Irak'ında e, Saddam-Barzani ilişkileri Barzani e, e, İran Barzani İngiltere Barzani Amerika ilişkileri. Ne anlatacağız? Ve Barzani aşiretinin bütün savaşını Kerkük için verdiğinin belgelerini e, göreceğiz. Ortaya koyuyor. Evet bizi e, izlemeye devam edin değerli izleyiciler. Ben şimdi e, ikinci bölümde araya gitmeden evvel bir son Elif Erciyas Bey hanımefendi. E, aslında bu fotoğrafı görmeyen kalmamıştır ama yine gösterelim bu son. Arkadaşlar şuradan bir Aa, fotoğraf evet evet, bize. evet evet. Bakın evet. bu her şeyi göstereyim. Da. Sana mı Özkan? Tamam. İşte bu Barzani'nin Kürtlere sözde bağımsızlık adı altında gerçekleştirdiği referandumdan sadece bir kare, böyle onlarca fotoğraf var. Ne işi var İsrail bayraklarının Irak'ın kuzeyinde diye sorarsanız ikinci bölüm bekleyin. Sayın Özakıncı'nın çok önemli belge ve bilgiler olacak. <laughs> Cengiz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzü'nün ikinci bölümüyle karşınızdayız değerli izleyiciler. Ee, çok sayıda ileti var. Teşekkür ederiz programa gösterdiğiniz yoğun ilgiden ötürü. Ee, tekrar edelim program başında söylediğimizi. Bu programın e, hemen sonunda hem YouTube'a hem de e, Kanal B İnternet Sesi'nin arşivine programın e, e, yayınını koyuyoruz. Eğer e, izlerseniz ve onu paylaşırsanız bu bilgilerin çoğalmasına vesile olmuş olursunuz ki... Özellikle günümüzde bu doğru bilgilerin, belgeli bilgilerin çoğalması, yayılması son derece önemli, son derece kritik. Meltem Karakoyun hocam, bunca aleni bilgi ve belge varken Türkiye Cumhuriyeti neden önlem almadı demiş, havada bırakalım bu soruyu. Ee, Erkan Bey, İsrail Devleti Devleti'nin ikinci başkanı İhsan Bin Tevsi Yahudiler, Kürdistan'da da 12 yerleşim yerinde bulunmaktadırlar demiştir, 146 cemaatleri var diye bir e, bilgi göndermiş. Bilmiyorum doğru mu? Şimdi yanımda getirmiştim. Belki eğer kalırsa. Yona ee, Sabar'ın e, Kürdistan'i Yahudilerin Halk Edebiyatı diye bir kitabı vardır. Ee, bu Kürdistan'i Yahudiler dediği e, Museviler Irak'ta yaşayan ve Irak'ın e, Kürdistan e, adı verilen e, bölgesinde yaşayan Musevileri anlatmaktadır. Bu Musevilerin Barzani aşiretiyle bağ var mı yok mu? Onu bir dahaki programda e, geniş bir şekilde. E, bu çok, çok önemli. E, önemli konuyu değil mi? Çünkü ileti geliyor. Mesela e, Doktor Sururi Rumuzu ile yazan dizimizde. Yani e, Barzani aşireti Yahudi mi? Daha onu, sorayım. Bir, bir dahaki bu. programımızın ana konusu olsun. Bu. Peki. Çünkü geniş bir konu anladık. Evet. evet. Peki devam edelim hocam o zaman kaldı Şimdi yani. tabii e, az önce... E, Barzani'nin Molla Mustafa Barzani'nin 1969 yılında CIA yetkilileriyle görüştüğünde tutulan raporda biz Amerika'nın 51. eyaleti olmak istiyoruz sözünün Amerikan istihbarat raporlarındaki kaydını getirdim. Bunu geçen programda da göstermiştik. Geçen programın özetinin son belgesi olsun. Burada Barzani e, diyor ki işte e, de molla barzani said would you like the kurdistan e, become to 51. E, state olsun yani 51. devlet olsun istiyoruz abd bayrağında demek istiyor şimdi e, geldik 1969'da gelelim 1970'e <laughs> kronolojik gidiyoruz e, yeni programın yeni konusu 1970 yılında 11 Mart günü Saddam Hüseyin Irak yönetiminin önemli komutanlarından o tarihte, o tarihte Saddam Hüseyin Molla Mustafa Barzani ile görüşür ve bu görüşme sırasında bu görüşme sırasında Kürtlere otonomi vermek düşüncesinde olduklarını söyler bu e, nasıl bir otonomi e, peki otonominin sınırları ne olacak efendim e, hangi topraklar yani Irak'ın e, o otonominin kurulacağı sınırlar nedir yani ne, hangi e, şehirleri köyleri içine alır gibi uzun uzun konuştuktan sonra derler ki Barzani ve Molla Mustafa Barzani ve Saddam Peki biz özellik yasasını 4 yıl sonra Irak hükümeti çıkartmak üzere anlaşıyor muyuz? El sıkışalım sıkışıyorlar. Ve 1970 yılında Saddam ve Barzani şöyle el sıkışıp ve pozlar veriyorlar. Bakın. Molla Mustafa Barzani ve Saddam Hüseyin. İşte o 11 Mart 1970 tarihli anlaşmanın şerefine gazetelere pozlar e, veriyorlar. Hatta daha da e, ileri gidiyorlar. Böyle arkadaşçasına birbirlerinin omzuna e, dokunarak o kadar yakın e, pozlar veriyorlar. Az önce 1958 yılındaki Cumhuriyet devrimine iki yıl sonra e, emperyalistlerin verdiği para karşılığında İsyan ettiklerini söylediğimiz Barzani aşireti kendilerine özellik verecek olan e, Irak 1970 anlaşmasına da en fazla iki yıl sonra ihanet edecektir. Şimdi onu bu göreceğiz. Bu iki yılda hiç değişmiyor hocam. Yani şimdi izleyicilerimiz i̇ki hatırlatmış. İki yılda pişiyor zaten. Daha evvel de birkaç evet. yıl evvel Türkiye'deki fotoğrafları da şimdi bu fotoğrafları gösterince siz aklıma geldi. Türkiye'de verdiği fotoğraflar da hala gözümüzün önünde. Evet. İki yıl sonra da bizzat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en tepesinden bu Barzani bize ihanet etmiştir açıklaması. Ki ihanet yaptı evet. gerçekten de. Evet. Bu Bunların yani aslında sistemi değişmiyor. Yani, yani önce baba ya... Barzani ile Saddam böyle pozlar vermişler. Çünkü Saddam ona özellik otonomi teklif etmiş. O da olur demiş. Peki dört yıl sonra bunun kanunu çıkaracağız demişler. Anlaşmışlar. Tamam. E, güler poz veriyorlar. Yani Barzani'lerle gülerek poz e, verdim diye hiç kimse ihanete uğramayacağını düşünmesin. Çünkü zaten tarih ya bunun üzerine şunu anlıyorum ya daha düzgün bir cümle kurmak evet. gerekirse. Ben şöyle düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Barzani ailesi değil yani e, e, inisiyatif Karar verici şimdi biz hep barzanilerin üzerine kurguluyoruz evet. ama asıl karar verici bence bana sorarsanız barzani ailesi değil. O ipi elinde tutanlar yani Onlar bakın, oradaki figüran. E, Saddam evet Kürtlere özellik vaat ediyor bir taraftan ama bir taraftan da Irak Devleti'nin bir cumhuriyet olacağı olduğu. Hmm. Cumhuriyet içinde ancak otonomi e, sahibi olabileceklerini. E, temin Söyle. ediyor. Fakat cumhuriyetin fırsat eşitliği e, gibi kuralları aşiretin işine gelmiyor. Hı. Çünkü e, toprak devrimi yapacak adam? Yaptırmam diyor aşiret. Yani uzlaşmazlık noktaları patlak veriyor hemen. Irak petrolleri var yine. Evet. Yani yine millileştirme tabii. herhalde tabii, tabii, tabii. şey var operasyonlar. Şimdi var. burada bakın bir e, şeyin e, rahmetli Turan Yavuz dostumuzun Kitabının işte 41. sayfasında Saddam Hüseyin 11 Mart 1970 tarihinde Kürtler için bir otonomi planı açıkladı. Söz konusu plan Kürtlere kuzeyde bir takım kültürel ve siyasi haklar tanıyordu. Irak'ın açıkladığı planda şu noktalar göze çarpıyordu. 1- Irak iki ana gruptan meydana gelir gelmiştir. Bunlar Araplar ve Kürtler. Kasım gibi aynı. E, bu yüzden hükümet Kürtlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde yerel özellik tanımayı kabul etmektedir. İki, Kürtler ayrıca merkezi hükümette de temsil edilecekler. Başkan yardımcılardan biri Kürt olacak. Ve bu e, 1974 4 yıl sonra 1974'te yasalaşacak kararı veriyorlar. İşte ondan sonra oturup böyle pozlar veriyorlar. Irak, 1967 savaşında, Irak-İsrail savaşında karşı cephede İsrail, arkasında Amerika, İngiltere, Fransa vesaire ve İran, İran bile İsrail'in yanındaydı, İran şahı. Yenildi, yenilince kendilerini Sovyetler ve ikinci büyük güç olarak Sovyetler Birliği ile iyi ilişkiler yürütmek ihtiyacı hissettiler. Bunun üzerine Irak yönetimi Sovyetler Birliği'ne sık sık gidip geldiler ve iyi ilişkiler kurdular. Oturup bir anlaşma, o 15 yıl süreli bir anlaşma yaptılar Sovyetler Birliği ile. Bu anlaşma yapıldığında Irak petrolleri tamamen e, İngiliz e, Irak Petroleum Company'nin elindeydi. Ve e, birkaç ülkenin payı vardı. Amerika'nın, Hollanda'nın, İngiltere'nin payları var. Bu e, şeyde, şirkette. E, fakat yeni yönetim e, Ruslara da petrol anlaşması yaptı. yaptı ne zaman yaptı? 9 Nisan 1972'de. Yani e, Barzani'lere iki yıl önce otonomi sözü verdi ve bu otonomi 1974'te yürürlüğe girecek. İki dedi, yıl ses yok. dedi. 1972 yılında e, Irak yönetimi e, kendi özgür iradesiyle anti İngiliz, anti Anglo-Sakson, anti Siyonist, anti İsrail politikalara başladı. <laughs> Ve bu politikalar güttü. Bu politikanın bir sonucu olarak da Sovyetler Birliği ile ee, Sovyetler Birliği'ne üs verdi. Askeri üs verdi. Ee, Irak ordusundan her yıl şu kadar bin e, asker Sovyetler Birliği'nde eğitilecek. Ee, anlaşmanın maddelerinden biri bu. Ee, Sovyetler Birliği 15 yıl boyunca istediği yerde petrol arayacak çıkartacak. Bu maddeler içeriyor ve hemen Nisan ayındaki bu Sovyet Anlaşması'ndan sonra Haziran ayında Mayıs Haziran 2 ay 2 ay sonra Irak yönetimi Irak petrollerini millileştirdi 1972'nin Haziran'ında da tıpkı 1958'de Abdülkerim Kasım'ın yaptığı gibi "güre güle dedi İngiliz askeri üstlerini de istemiyorum. Ee, İngilizlerin başını çektiği o konsorsiyumu, petrol konsorsiyumuna da güle güle dedi. İşte Barzani'nin Bamteli ne basıldı? Kendisine özellik vaat etmiş ve bu özelliği 1974 yılında gerçekleşecek şekilde anlaşmış, el sıkışmış olduğu Irak yönetimine silah çekmesi bu dakikadan itibaren başlıyor. Ne kadar çarpıcı değil mi? Yani budur. İki yıl daha bekleyecek değil mi? Ya da tersinden okursak. Evet. İki yıl eğer silah çekeceksen iki yıl neyi bekledin? Evet. İki yıl sustun. Hı. Ne zamanki e, milli <laughs> politikalar uygulanmaya başladı. Evet. Bir anda e, neyse o itirazın itirazın aklına geldi. Çünkü Irak Merkezi Yönetimi toprak e, reformu yapmaya kalktı. Bir de işte petrol petrol Petrolleri petrol millileştirdi. Mi yani onun evet. efendileri. Evet. Çünkü... E, ee, Barzani aşireti petrollerin kendilerine ait olduğunu düşünüyorlar. Bir cumhuriyete ait değil. Bütün Irak'a ait değil o petrol. Hmm. Bizim diyorlar. Bizim dedikleri İngiltere'nin yani. yani. Sen bu petrolleri İngiltere dışında başkasına veremezsin diyor Barzani aşireti. Vermeye kalktığın zaman ben sana silah çekerim. Yani diyor. o zaman neymiş? Çünkü diyor o zaman bana senin kovdukların benim paraya ve silaha boğuyorlar. Ben de onların hizmetçisi olarak. O zaman neymiş? Hı. Orada yaşayan Kürtler Kürtlere bir devlet falan gibi bir hedef yok. Ben diyor Barzani evet. aşireti. Evet. Ve sen diyor. Kime diyor? Emperyalizme. Evet. Sen ve ben. Buradakiler işte burada Kürtler. Bunlara devlet vaat ederiz. Evet. Ölüme süreriz. Ve hiçbir zaman o devletin kurulamayacağını da aslında ben çok iyi biliyorum diyor Barzani o <gülüyor> kitapta. <gülüyor> Tabii. Tabii. Şimdi bakın. Burada e, Baba Barzani e, Irak anti-emperyalist bir atılım yapıyor. E, petrolde tam bağımsızlığa gidiyor falan. E, Barzani aşireti yine Mesut Barzani'nin yazmış olduğu kitapta. Bakın Mesut Barzani anlatıyor Barzani aşiretinin tarihini. İşte bu tarihte ne diyor? Barzani, yani baba Barzani, Molla Mustafa Barzani 1972 yılında ABD'den kesin bir söz aldı. Ya baba Barzani sen iki yıl önce e, Saddam'dan e, otonomi sözü aldın. Evet bekleyeceksin iki yıl daha 74'e kadar. Ama bu arada gidip Amerika ile bağlantı kuruyorsun. Yani Irak merkezi yönetiminin def etmeye kalktığı emperyalistlerle bağlantı kuruyorsun sen. Konjüktüründe ne tür değişiklikler olursa olsun Şah her zaman Kürt devrimini destekleyecektir. Aldığı söz buymuş. Yani Amerika'nın Amerika'ya bağlı olan İran Şahı her ne şart olursa olsun Amerika söz vermiş Barzani'ye seni destekleyecek Şah demiş. Pardon Şah niye desteklesin seni? Şah Amerika'nın adamı, Irak'ın da düşmanı. Sen Amerikan ve İngiliz petrol şirketlerini Irak'tan kovan merkezi yönetime karşı Amerika tarafından ve Amerika'nın uydusu olan İran Şahı tarafından üstelik Şah katmerli faşist bir rejim olarak bilinir dünya tarihinde Şah rejimi. Sen nasıl bir devrimcisin ki? Irak devrimini bazılarını temsil ediyormuş. Nasıl bir devrimcisin ki İran faşistiyle ve Amerikan emperyalistiyle el ele kol kola e, e, bağımsızlıkçı bir atılım yapmış olan Irak merkezi yönetimine karşı savaş açıyorsun. Bu ne biçim devrim? Bunun adına ancak şu denir. Karşı devrim. Gerici karşı devrim denir. İşte burada Barzani bu vaade inandı diyor Amerika'nın bu vaadine. E, fakat daha sonra anlaşıldı ki Dışişleri Bakanı Kissinger'ın Amerika adına verdiği bu söz doğru değilmiş. Bu yüzden son zamanlarda Kürt Devrim hareketine karşı takındığı tavır alçaklığın ve hainliğin en somut göstergesiydi diyor. Yani bir alçak diğer bir alçağa alçak diyor. <laughs> yani buradaki durum budur. Yani Kissinger ona sen bağımsızlık savaşı veren Kürt Irak merkezi yönetimine savaş aç, ben seni destekleyeceğim demiş. Sonra sektör. ortada bırakmış. Ya yani bir alçak, diğer bir alçakla ilişkisinde eee birbirlerini alçak, alçak diye hitap ediyorlar. Hı hı. Olay bundan ibaret. Ama burada bir biz bunun için gösteriyoruz. Burada bir itiraf var. Mesut Barzani kendi babasının 1972 yılında Irak rejimini devirmek üzere Irak'ın tam bağımsızlıkçı ve sosyalist işbirlikçisi rejimini devirmek üzere ABD ve e, İran'la gizli olarak anlaştığını itiraf ediyor. Hı hı. Bu kitap doğru okunursa e, bu, sonuç çıkıyor. E, bu, bu sonucu herkes e, yaşay, görebilecektir. Şimdi Barzani aşiretini e, e, Sayın Turan Yavuz'un e, yazmış olduğu e, kitapta da e, sayfa 47-49 bakın burada çok ilginç bir ara başlık göreceksiniz. Ta 1993 yılında yapılan bu araştırmada CIA, SAVAK ve Mossad'ın Barzani aşiretinin arkasında olduğu. 1970'lerin başında anlatılıyor. Daha sonra Molla Mustafa Barzani'nin iki oğlu İdris ve Mesut Barzani'nin sık sık Tahran'a, Tel Aviv'e, Washington'a gidip geldikleri ve bu e, gidiş gelişlerde İran pasaportu kullandıkları. Yani faşist İran'ın Pasaport verdiği pasaportlarla e, gidiyorlar. CIA yardımı ve Kissinger politikası Kürtlere silah vesaire anlatıyor. Şimdi burada eee <laughs> <laughs> Donat diye bir laf var ya son zamanda popüler e, oldu. oldu. Halbuki eskiden de e, vardı. E, Tabii. Eee Barzani aşireti Amerika, İngiltere, İsrail ve İran tarafından eğitilip donatılmıştır. Neye karşı? Batı e, emperyalizmini ülkeden kovan Irak yönetimine karşı savaştırılmışlardır. Budur işin özü. 1974 yılına geldiğimizde, hani bunların 11 Mart e, 1970 Saddam'la anlaşmasında özelliğin 4 yıl sonra yasalaştırılacağı e, konuşulmuştu ya geldik işte o güne. E, o, o günlere 4-5 gün kala e, Saddam ve Barzani, Baba Barzani tekrar bir araya gelmişlerdir. İşte birkaç gün sonra özellik yasası çıkacak. Üzerinde e, anlaşma e, sınırlar neresi? İşte o sınırları belirlenme sırasında Çingar çıkıyor. Çünkü Irak Merkezi Yönetimi Kerkük'ü Onların otonom Kürdistan dedikleri bölgenin içinde saymıyor. Bir de o zaman Kerkük'te Türk çok, yani Türkmen çok o dönemde. Evet. İşte Baba Barzani, hayır efendim, Kerkük e, bizim sınırlarımız içinde, otonom bölge sınırları içinde olmalıdır diyor. E, aslında e, bizim bölgemizde olmalıdır. Kerkük derken petroller bizim olmalıdır. E, bizim yani emperyalistlerin olmalıdır demek istiyor. E, halbuki adam millileştirdi petrolü. Yani Irak merkezi yönetimi e, e, petrolü millileştiriyor. Barzani aşireti hayır o petrol bizim diyor. Şimdi böyle bir otonomi olabilir mi? Yani o petrol Iraklıların tümünün e, merkezi yönetimin aldığı karara göre. Fakat Barzani e, aşiretinin Buna karşı tepkisi hayır o petroller bizim şeklinde oluyor. Ve işte o zaman emperyalistlerin para ve silah yardımıyla başlıyorlar 1974'te Irak Merkezi Yönetimi'ne karşı fiilen sıcak savaş açmaya. Hocam bir mail var özür dilerim. Cihan Kurt göndermiş. Teşekkür ederiz güzel sözlerinize. Birkaç yıl Erbil'de yaşadım. Hı hı. Sıradan insanların durumu felaket. Öyle bir coğrafyada sırtlarını başkalarına dayamadan devlet falan kurmaları mümkün değilmiş. Şimdi buradan benim çıkarttığım soru şu. Bu adamların petrolü var. Evet. Hani bizim diyorlar ya oradan. Hani tamam bütün Irak'ın olmasın, millileşmesin. Biz kullanalım, değil mi? Evet. Kullanıyorsun da yıllardır. Evet. Şimdi Sayın Kurtun söylediğini ben de biliyorum oradaki hı hı. durumu. Niye o zaman orada Kürtlerin durumu sefalet içinde? Madem sen kendi hı hı, Kürtler hı. için kullanacaksın o petrolü, evet. oradaki durum niye sefalet? Niye Türkiye imar ediyor mesela orayı? Kendi niye yapamıyorsun? Nereye gidiyor bu para hocam? Nereye gidiyor i̇şte, bu petrol? İşte ee, çok sıkı araştırmalar sonucu başka başka bilgilere ulaşılacağı kesin. Yani sizin söyledikleriniz s net destek. Sadece destekli. ilericilik ve gericilik açısından Bakıyorum. E, irdeledik. Yani para dışarı çıkıyor. Tabii. Emperyalizme gidiyor. Tabii. O çok net yani. O bölgedeki Kürtler diyor ya biz bizim için istiyoruz. Hayır oradaki bizim oradaki Kürtler değil. Benim algıladığım oradaki bizim bir masanın etrafında oturmuş emperyalizm ve onun kapısının önünde bekleyen barzanaş. Aşiret düzenini yıkmaya hiç el uzatmayan bir emperyalizmle ilişkisi. Yani. Karı ne diye e, sormuştuk. E, kendisine e, otonomi tanıyan bütün Irak yönetimleri e, cumhuriyetçi ve yurttaşlıkçı, eşit yurttaşlıkçı, e, toprak reformu e, vesaire yollarla aşiretlerin işine gelmeyecek e, uluslaşma çabaları içindeler. Fakat emperyalizmin böyle bir talebi yok. Sen aşiretsin, aşiret olarak kal. Ha? Peki o zaman diyor Molla Mustafa Marzani, ben niye aşiret yapımı bozacak olan Irak merkezi yönetimiyle e, savaşmayayım? E, emperyalistlerden para, yardım, silah alırım ve aşiret yapımı korurum. İşte olay budur. Tamam, çok net. Evet, şimdi burada tabi e, 1974-72'den e, başlayarak Kissinger'ın vaatleriyle e, İran Şahı, Amerika ile anlaşarak ve Kissinger'in Başkan Nixon'la ABD Kongre ve Senatosundan ve Dışişleri Bakanlığından bile gizli olarak Şah üzerinden Barzani aşiretine para ve silah ve her türlü lojistik desteğin verilmesi. Koşul şu, Irak Barzani aşireti İngiliz petrollerini yabancı emperyalistlerin sahip olduğu petrol şirketini millileştiren bir Irak merkezi yönetimini devirip yeniden o millileştirme kararının geri alınması, hmm. alacak bir yeni yönetim kurulması uğruna Kürtler ölüyor. Arapları öldürüyor, Türkmenleri öldürüyor vesaire. Çingar yani. Bütün bu savaş sürerken 1975 yılında Saddam akıllı Cezayir'de Cezayir konferansında Arap ülkeleri bir araya geliyorlar, konuşuyorlar, ediyorlar. Orta Doğu ülkeleri şu bu. Şah'la oturup bir anlaşma yapıyor. Diyor ki siz bu barzanileri destekliyorsunuz ya İran şahıyla. Velev ki desteklediniz. Velev ki onlar orada bağımsız bir Kürdistan oldu. Senin çok mu işine yarayacak bu? Senin ülkendeki Kürtlere bu orası merkez kabul edilerek ayaklandırılmayacağını mı sanıyorsun? Kendine gel. Ne istiyorsun? Yani Barzani'lerden... desteğini çekmek için talebin nedir? Diyor ki ya şuradaki şu toprak e, e, bizim işte bilmem nereye açılmamızı sağlayacak. Verdim diyor. Saddam veriyor. Evet şimdi sana gelelim diyor. Tamam ben de bundan sonra Barzani aşiretine desteğimi keseceğim. El sıkışıyorlar 1975 yılında. Ve Barzani aşiretine Amerika'nın, İsrail'in sağladığı silahları ulaştıran İran Şahı, e, Irak yönetimiyle böyle bir anlaşma yapıp yardımı kesince o kahramanlık e, ayaklanmaları, o isyanlar falan ne hikmetse yani Van'a kapanıyor. Bıçak gibi kesiliyor. Kesiliyor. Türkiye'nin tavrı ne o zaman hocam? İşte. Türkiye'de komşu o zaman kapalı. Yani Türkiye hiç bu işlere… Hani... Türkiye dediğim gibi düşünüyor, düşünüyor. Ee, Evet Irak'taki merkezi yönetim Sovyet yanlısı. Ben Amerikan uydusuyum. Sovyet yanlısı bir şey istemem. Ama bu şayet Barzani'lere ayrı devlet kurdurmak şeklinde olacaksa karşı. ben almayayım. Ben gerek yok. Ben deviririm diyor Türkiye. Biz Türkiye olarak devirirsen niye Barzani'yi destekliyorsun ki diyor. Yani. Bu nedenle Türkiye'nin herhangi bir katkısı olmuyor barzaniye Hı. harekatını. Hı. Hı. ve Amerikan yazıtları da zaten işte bu ABD'nin Kürt kartında okunacak onlar Türkiye'nin bu konuda hassas olduğu e, Barzaniye desteği İran'dan isteyebildik fakat Türkiye'den isteyemeyiz e, yazışmaları var kendi aralarında. kendi evet. aralarında e, öyle bir durum şimdi 1976 yılında e, Amerika'da CIA neler yapıyor Allah aşkına diye bir e, soruşturma açılıyor, e, devlet soruşturması. Hmm. Bu soruşturmanın e, belgeleri yayınlandı, bu altı cilt şeklinde, e, binlerce sayfa. Buna Pike Komisyonu e, Komitesi Raporu adı veriliyor, hani devlet denetleme kurumu hmm. e, gibi bir şey. CIA'yı denetlemişler yani. Bu arada CIA'nın e, Kissinger'ın talebiyle Irak'ta Barzani ayaklanması çıkarttı. bunu da sadece Başkan Nixon'la anlaşıp yaptığı ve bütün devlet kurumlarını bypass ettiği, atlattığı ortaya çıkıyor bu araştırma sırasında. Ve Kissinger'ın şöyle koyalım Kırklar Komitesi üyesi olması Nedeniyle CIA'nin onun verdiği direktife hayır diyemediği ortaya çıkıyor. Ve böylece CIA'nin Barzani desteği Amerikan devlet denetleme raporlarına bile gizli tutulduğu halde bu devlet denetleme raporuna geçmiş oluyor. Öyle söyleyeyim. Nasıl geçiyor? Baba Barzani... Kendisine böylesi para silah yardımını şah üzerinden sağlayan Kissinger'a bir sürü pahalı hediyeler gönderiyor. Amerikan yasalarına göre manevi değeri olan bir hediye devlet kayıtlarına geçmek zorunda değil ama maddi değeri olan hediye Barzani'den gelmiş. Bu geçecek kayıtlara. E o zaman da gizli ilişki deşifre olacak. İşte bunun için bir Nixon bir yol buluyor filan onu yakalamış devlet denetleme raporu. Oradan da biz bu kayıtlardan hangi çapta ne zaman hangi tarihlerde ne kadar bir barzaniye para akıtıldığı, silah akıtıldığı, neler vaat edildiği hepsini bu rapordan öğreniyoruz. Bu rapor 1993'te bu kitap yazıldığında henüz gizliydi fakat şimdi internette herkes Pike e, Committee Report olarak Bulabilir. bulabilirler, okuyabilirler. E, açıktır, e, kamuya açık hale getirilmiştir. Ne zaman? E, Amerika'da e, Kennedy suikastini araştırma e, derneği kurulmuştur. Hmm. Sivil insanlar Kennedy suikastinin e, araştırılmasını istemişlerdir. Senatolara, e, Senatoya, kongreye, başkanlığa her yere dilekçe verilerek... CIA'nin ve FBI'ın Kennedy suikastı ile ilgili e, kağıtlarının üzerindeki gizliliğin kaldırılması kampanyası başlatmışlardır. Başarmışlardır ve CIA yüz binlerce kağıt üzerinde gizliliği kaldırıp kamuya açmıştır. Ve bu şu an e, bu komisyon internet üzerinde bütün bu CIA belgelerini vermektedir. Bir dahaki programa adresini de veririz araştırmacılarımız için. Ben de oraya abone oldum ve oradaki bütün kayıtları okuyabiliyorum. Çok önemli tabii. İşte bu kayıtlardan biliyoruz ki Barzani aşiretinin emperyalistlerle ilişkileri artık gizli saklı olmaktan çıkmış. Kağıtlar önümüzdedir. Bugün daha aleni değil mi hocam? Devam edin ama araya giriyorum. Yani, artık e, gizlenemediğinden. Bugün, bugün gizle, gizlenecek bir şey yok. Her evet. şey çok aleni. Artık yani işte İsrail bayrakları herhalde. rahat rahat evet. sallanıyor. Evet. Suriye'nin kuzeyinde Amerikan askerleri ya da işte oradaki terör örgütü unsurları kollarında Amerikan bayraklarıyla evet. Güya IŞİD'le savaşıyorlar. Diğer yandan Amerika'nın mevcut başkanı Trump evet. seçim konuşmasında bizzat işite evet. biz kurduk diye Obama artık kurdu diye. Artık fütursuzlaştılar. Clinton, evet. Hillary Clinton, El-Kaide'yi sizin yazdığınız kitabı doğrular nitelikte yıllar evvel yazdığınız evet, kitabı evet. biz kurduk destekledik. Evet. Bugün görüyoruz ki evet. bazı kaynaklardan Karzai, Afganistan'ın eski devlet başkanı bizzat diyor ki Afganistan'daki IŞİD'i de bizzat kuran ve besleyen ülken, Amerika Birleşik Devletleri diye açık röportaj. Karzai'nin bunu demesi çok he, önemli. He, ne he, kadar he, önemli diş birlikleri evet. biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile. Yani bugün artık CIA belgelerine de lüzum yok. Her şey çok açık bölgede. Bütün itiraflar var, ifşaatlar. Her var, şey açık. Yani. yani. Üstelik. Yani evet. belge dışında ifşaatlar. İfşaat var. Yani var. resmen söylüyorlar. Evet. Tabii. Şimdi şey de Barzani 1975'te ye yenildikten sonra önce İran'a gidiyor. İran'dan Amerika'ya gidiyor. Bir dakika hocam orayı atlamayın. Bir daha yeniliyor değil mi? Bir daha bir sürü Türk ölüyor, Arap ölüyor. Tabii, tabii, tabii. Hiçbir şey olmuyor. Tabi Devleti tabii. kuramıyor yine. Tabii. Gidiyor. Tamam. Yani yardım kesiliyor ve bayrak iniyor. i̇niyor. Bu kadar basit. Yani üçüncü bu. Bir 1945'te e, Dünya Savaşı'nı Almanya kaybedince, Almanya, tık gitti. E, yenildi ve e, İran'a gitti. Orada Mahabat Cumhuriyeti diye Rusya'nın kurduğu devlet, Amerika Rusya'ya kaldır o devleti oradan deyince e, Rusya çekip gitti. Aa onunla beraber o devlet de, yani Rusya gidiyor devlet bitiyor. Rusya desteğini çekiyor, devlet, devlet bitiyor. bitiyor. Tamam. Ee, e, öbür taraftan destekleyen devlet dünya savaşında yeniliyor ee, Irak savaşı Irak'taki verdikleri mücadele 45'te yeniliyor. Arkasından 1958'de e, 1967'de e, davranıyorlar silaha. Burada yine 1975 yılında destekleyen devlet desteği kesiyor ve e, yine bayrak iniyor ve önce İran'a geçiyorlar sonra Barzani baba Barzani oğullar e, Amerika'ya gidiyorlar rahatsızlık var e, hastalığı var Molla Mustafa Barzani'nin tedavi e, olmak bir taraftan öte taraftan da ee, yani söz verdiniz bizi ortada bıraktınız e, diyecek Amerikalı yetkililere. Şimdi bu Amerika e, e, şeyi çok e, ilginç. Burada çok önemli ilk kez e, Turan Yavuz'un e, yazdığı e, bu kitapta az önce gösterdiğim kitapta e, önce Molla Mustafa Barzani e Kisincira yani kendisini o hem vaatler edip hem de ortada bırakan e Kisincira bir mektup yazıyor. 66. sayfada bu kitapta. Barzan'inin Kisincira mektubu. Bu mektupla Barzani ekselans diyor. İnancımız odur ki kendilerini sizin ülkenizin siyasetine adamış olan halkımıza yani Barzani aşireti neye adamış kendini? Amerikan siyasetine adamış. Bir de onu orada Kürtleri de ediyor. Evet. Aşiretimize de bari. Evet. Halkımız diyor, kendisini diyor Amerikan siyasetine adadı diyor. Daha ne desin hocam işte. Adanma. Daha ne desin? Yani bir halk, bir emperyalizmin siyasetine niye adansın yahu? Bunların e, onur duyduğu şey bu. Büyük devlete adandık. Halbuki o büyük devlet emperyalisti sömürgen. Dünya halklarının kanını döken. Değil mi? Bir devlet. Sen o devlete nasıl adanıyorsun? Hiç mi haberin yok Amerika'nın döktüğü kanlardan Vietnam'da şurada burada? Bir de üstelik bir sürü de e, badire yaşıyoruz. Evet. Ta, söz veriyorlar yapmıyorlar işte. Bir keresinde görme. ikincide görme. Üçüncüde gör bari. Evet. Evet. Ee, şimdi burada e, tabii dert yanıyor. E, şeye. Kissinger'a. Kissinger'a. Kissinger, a. Kissinger, a. Kissinger e, da ona önce cevap vermiyor. Sonra e, hadi bir 3-5 kelam edelim. Onurunu e, okşayalım diyerek Kissinger'dan da e, bir cevap ona. 22 Ocak 1975 tarihli Kissinger'ın Barzaniye mektubu. O da 68. sayfada. Orada diyor ki Sayın General e, mesajınızı işte 22 Ocak 75 tarihli mesajınızı almakla çok memnunum size ve halkınıza yürüttüğünüz yiğitçe mücadele hayranlık duyduğumuzu belirtmenizi isterim kim bilir kaç bin e, aşiret üyesi öldü e, Amerika'nın istekleri uğruna değil mi ama kuru kuru hayranım size e, diyor bu daha sonra daha sonra bazıları e, bir de e, şeye e, Nixon değişiyor yerine Carter geliyor. E, Carter'a da bir iki mektup yazıyor. Bu mektuplardan birinde işte Sayın Başkan diye başlıyor vesaire vesaire. Bizi ilgilendiren tarafı diyor ki Carter'a, baba e, Barzani, bize Kürt devriminin hem ABD'den hem de İran'dan destekleneceği söylendi. İtiraflar. Kürt devrimi dediğin şey Barzani aşiretinin devrimci Irak'a karşı ayaklanması. Karşı devrim yani. Evet, evet. Asgari Kürt ulusal haklarını tanımaya özellik yasası, tanımayan özellik yasası 1974 Martında Irak hükümeti tarafından kasıtlı bir edildi, ihlal edildiği, ilan edildiği zaman dostlarımızın bize vaat ettikleri yardıma güvenerek onu reddettik. Neymiş? Irak merkezi yönetimi onlara otonomi vaat etmiş. Bunlar Amerika'ya, İran'a, İsrail'e güvenerek ellerinin tersiyle reddetmişler. Niye? Daha bağımsız olacaklarmış vaat edilen. Bunlar itirafname. Ee, bizi kurban ettiniz diyor yani burada. Ama bu bizim kurban edici. Ee, biz İran ve Irak arasında iyi ilişkiler kurmasına karşı değiliz. Ee, İran onları sattı ya. Ama bu bizim kurban edilişimiz pahasına mı olmalı? Biz Kürtler ABD ve İran'ın şeref sözüne güvenerek düşmana ya kendi ülkesi düşman oluyor. Düşmana karşı koyduk ve onunla savaştık. İtirafnamelerden söz ediyoruz, değil mi? İtiraf ediyor bunları yani. Bize mükafat olarak verilen özellik nerede? İran mülteci kamplarında mı? Kürt halkının kitle halinde Güney Irak'a sürülmesinde mi? ailelerin, kadın, çocuk ve yaşlıların bölünmesinde mi? Kürt mültecilerin, İran makamlarınca ansızın sürülme ve geri gönderilme korkularında mı? Bütün hepsinin sorumlusu sensin. Kendisi, evet. ABD ulusu gibi büyük bir ulus, Kürt yenilgisindeki rolünden sonra on, bunlara kayıtsız kalabilir mi? Yani mültecileri sen al diyor Amerika'ya. Evet biz dostlarımızın yani İsrail, İran, Amerika, İngiltere'nin yardım vaadine güvenerek bir savaşa girdik. Kime? Kendi ülkenin yönetimine karşı. Evet. Fakat ansızın savaş alanında kendimizi yalnız bulduk. Kötüleşen ekonomik koşullar ve ihanete uğrama duygusunun yarattığı düşük moral, bunların yanı sıra İran'da mülteci 250 bin kadın çocuk yaşlının bulunuşu nedeniyle istemeyerek acı içinde İran'a çekilmekten, yurdumuzu terk etmekten başka çaremiz yoktu. Sen o yurduna ihanet edersen sonun böyle oluyor. Diyor ki Baba Barzani, Sayın Başkan Carter'a söylüyor bunu. Eğer Amerika'nın verdiği söze tam olarak inanmasaydım, halkımı bugün içine düştüğü felaketten kurtarabilirdim. ...emperyalizmle işbirliği yaparsan halkını sefil edersin. Evet. Değil mi? Ee, burası çok önemli. Bu Bağıs'ın politikasını tam olarak desteklemek ve onunla güçlerimizi birleştirmek yoluyla yapılabilirdi. Ama bu tutum Amerika'nın ilkelerine ters düşer. Hayda! Sen Amerika'nın ilkelerine ters düşmekten niye korkuyorsun? Kendi çıkarım, ülkenin. Evet. Irak'ın çıkarı komşularına var. zarar verebilirdi. Yani İran'a. Ancak üst dereceli Amerikan yetkilerinin teminatı üzerine bu alternatife iltifat etmedim. Yani kendi ülkesinin tanıdığı, Irak'ın tanıdığı özellikle elinin tersiyle itmiş. Onun yerine ABD ve İran'la işbirliğini tercih ettim. İtiraflar, değil mi? Böylece biz kendi özellik hedefimizi Irak halkının demokrasi hedefini gerçekleşmiş olacaktık ki tüm bu ölgenin çıkarınaydı. Yani Amerika ile iş e, Irak'a demokrasi getirecekti diyor. Yapma ya. Değil mi? Yani. Getirdi değil mi? Amerika Irak'a <laughs> demokrasi. <gülüyor> evet. Getirdi. Suriye'ye de getirdi. Evet. Aynı şey yok mu hocam? Bugün bakın bir, 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 evet. bir, 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 bir adım daha ileriye taşıyayım müsaade ederseniz. Evet. Şimdi bugün Suriye'nin kuzeyinde sözde PYD yapısı diye bir yapı PKK. Terör örgütü PKK. Peşmerge ile birlikte Barzani'nin akıbeti aynı oldu. Peşmerge ile birlikte güya bir mücadele veriyor değil mi Amerikan bayraklarıyla. Evet. Önlerine Kürtler çıktığında kendi hani halkım diyor ya Hı hı. Suriye'de, bazı bölgelerde. Siz yanlış yapıyorsunuz dedi diyen Kürtlere de silah çektiler. Evet. Onları da oradan sürdüler. Evet. Aynı yapı, bu yapı. Ya benim halkım. Sen kendi halkına da bugün silah, aynı, aynı amaçlar uğruna. Aynen, aynen. Şimdi bu o, Turan Yavuz'un sevgili e, Rahmetli arkadaşımız Turan Yavuz'un kitabı 1993'te tükendikten sonra. Turan Yavuz'a dedim ki bu kitap çok değerli bir kitap ve bunu yeniden basmak lazım. Ben bunu 2000 kaçta yeniden basmışım? 2003'te tekrar ikinci baskısını ben yapmışım. Hı hı. E, bugün artık başka baskısı yok. O da tükendi gitti. Daha Gösterelim hocam 15 yıl önce. Ben yaptım bunun kapağını ve kapağında... Ha, siz mi şey aldınız? E, evet. Yaklaşalım arkadaşlar. E, Talabani Mesut Barzani ve ortada Amerikalı Garner. İşte budur. Özü 2003'te geldiği nokta yani. Şimdi burada Talabani'nin Amerika'dan bir isteği var. 1991 yılında değil mi? Körfez Savaşı olmuş. Amerika örreği halı gibi döver gibi dövmüş, değil mi? İşte orada Talabani bu defa sahneye çıkıyor ve diyor bakalım ne diyor. Washington ziyareti sırasında Talabani'nin aklındaki tek ünsür Kürtlerin ABD tarafından unutulması değildi. Yani 1974'te. Talabani açık bir şekilde Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yapacağı görüşmeler sırasında ABD tarafından Kürtlere çok dikkat Afgan modelinin uygulanmasını isteyecekti. Söz konusu model Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali sırasında CIA tarafından mücahitlere verilen gizli yardımı kapsıyordu. Yani ABD yönetimi açık bir şekilde Kürtlere siyasi destek verecek ve gizli yollarla da peşmergelere Saddam Hüseyin rejimine karşı bir gerilla savaşı başlatmaları <laughs> için silah yardımında bulunacaktı. Talabani ABD'nin Afganistan'daki mücahidine verdiği desteği Kürtler için de tekrarlaması halinde Irak hükümetinin düşürülmesinin hızlandırılacağını ve Irak'ın yakın bir gelecekte parlamenter sisteme döneceğini söylüyordu. Çok meraklıdır aşiretler parlamenter sistemi. Şimdi var. Irak'ta şu an var. Evet. Yok mu parlamenter sistem? Var. Temsil ediliyorsunuz üstelik evet, ediliyor. de her evet. boyutta. Şimdi, Cumhurbaşkanı ee, talebaniydi. Evet. Yani bu, bu değil ee, talep, talep. Tabii tabii. Yani ee, o e, bakın bakın Türkiye'nin en değerli aydınlarından Uğur Mumcu. Işıklar için yazsın. Bunların hepsini özetleyen özetleyen bir köşe yazısını ölümünden iki hafta önce 7 Ocak'ta kaleme almıştır. Bu yazı çok önemli. Ben bunu sosyal medya hesabımdan e, tam zamanında demek ki e, yayınladım tekrar. O zaman birçok gazeteye de e, haber, oldu. haber oldu. Şöyle bitiyor. Sizin paylaşımınızla haber oldu. Evet. Şimdi şöyle diyor. Kürtler <laughs> sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa ne işi var CIA ve Mossad'ın Kürtler arasında? Yoksa CIA ve Mossad anti emperyalist savaş yapıyorlar da dünyanın dünya bu savaşın farkında mı değil sorusu nasıl ki Atatürk'ün kimi ve cizeleri e, ilgili yere yazılıyorsa Uğur Mumcu'nun bu sorusu bu sorusu çeşitli e, ilgili yerlere yazılmalıdır. Hı, hı. Ulusal Kurtuluş Savaşı veriyoruz. E senin e, e, ne alakan var CIA ile Mossad la? Ulusal Kurtuluş Savaşı CIA ve Mossad tarafından mı finanse ediliyor? Sorusu önemli. Bir hareket CIA ve Mossad tarafından finanse ediliyorsa o hareket gerici, karşı devrimci, ulus devlet düşmanı, demokrasi düşmanı bir harekettir. Hocam Irak'ı böldüler evet. mi? Şu an. Evet. Suriye'yi böldüler mi? Evet. Kim yapıyor bunu? Kimi kullanıyor? Kimi kullanıyor? Mar ba Barzani. Evet. Peki buna rağmen Barzani'ye gerekli e, ben bağımsızlık referandumu yapacağım dediğinde ne dedi Amerika? Yapamazsın çok erken dedi. Ama onlar görünüşü kurtarmak açısından da olabilir. Yani ileride bir sorun olduğunda ben karşıydım de diyebilir. Ee, için devam doğru. edeceğiz galiba değil mi buna? Çok önemli çünkü. Bazı Ben şimdi çünkü bugün süremiz... bugün Kerkük üzerindeki Barzani iddialarını e, da işleyebileceğimize zaman kalacağını düşünmüştüm fakat kalmadı. Çünkü e, o en azından bir 45 dakikada anlatılabilecek bir şey. İkinci bir daha Lozan konferansında Kerkük. Aa çok önemli. Artı Türkiye Musul İngiltere ilişkilerinde Musul konusundaki anlaşmalarda 1926 anlaşması ve artı Barzani aşiretinin Irak yönetimine karşı bütün karşı devrimci ayaklanmalarında Kerkük üzerinde neler söylendi Saddam ne söyledi Baba Barzani ne söyledi Mesut Barzani ne söyledi? Ee, çok ve önemli. neler oldu? Bunu bir anlatalım istiyordum. Bunu ancak gelecek programa e, e, yapabilir. Gelecek bir de şeyi anlatmak istiyordum. E, Barzani aşiretine Morsevi deniyor, Yavudi deniyor. O konuyu anlatmak isteyecektim. İkinci programda. Bir de Barzani PKK ilişki ve çelişkilerini anlatmak istiyordum. Hepsini bir dahaki programda tamam toplayalım hocam. Peki, S sonuna geldik. Çok Peki. teşekkür ederiz değerli izleyiciler. Programın sonuna geldik. Yayında ve efemde emeği geçen bütün arkadaşlarım adına iyi bir gece geçmenizi temenni ediyoruz. Sözü yeniden Ankara'ya bırakıyoruz. İyi akşamlar.